Merhaba arkadaşlar, Rençber TV kanalına hoş geldiniz. Ben Kemal Bey Tekin. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı ve bize destek için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Hatırlatmamızı yaptıktan sonra bugünkü videomuzun konusuna gelebiliriz. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda daha önce hatırlayacağınız üzere bu seraya biz yanmış hayvan gübresi atmıştık. Hayvan gübresini attıktan sonra üzerine rotille sürdük. Güzel bir karışım yaptık. Ve şu anda ise hatlama işlemi yapıyoruz. Hatlama işlemi yaparken çok sakin, sabırlı ve dikkatli bir şekilde traktörü kullanmalıyız. Zira neredeyse sıfır gidiyoruz direklere. Eğer bir dikkatsizlik ve sabırsızlık ya da bir an önce bitireyim gibisinden bir hareket yapacak olursak hem direklere zarar verebiliriz hem de traktöre zarar verebiliriz. Her kafes arasına, yani iki direk arasına 4 adet hat çekiyoruz. Hatlarımızın mesafesi, sıra mesafesi 1.4 metre, yani 140 santim ile çekmekteyiz. Önce direk diplerinin hatlarını çekiyoruz. Direk diplerinin hatlarını bitirdikten sonra ise kalan araya 2 adet hat daha çekmekteyiz. Önce direk diplerini çekmemizin sebebi, biz bu işlemi lenger dediğimiz diskle yapmaktayız. Lengeri en sağ tarafa yanaştırmamız gerekiyor. Çünkü öbür şekilde yapacak olursak direk arasındaki hatların genişliği daha geniş olacaktır. Biz bunu sağ tarafa iyice yanaştırdıktan sonra hatlama işlemini yapıyoruz. Ve böylelikle direkle hat arasındaki mesafe en aza indirgenmiş oluyor. Direk etraflarını bitirdikten sonra ise diskimizi traktörün tam ortasına getirecek şekilde ayarlayacağız. Ve ondan sonra kalan aradaki iki hatı da çekmiş olacağız. Bundan sonraki işlemlerimiz ne olacak? Kısaca bir belirteyim. Bundan sonra ise bu traktörün başta döndüğü ve diskin kavuşmadığı yerleri, bunları kazma ve kürek yardımıyla başa kadar kavuşturacağız. Ondan sonra ise damlama borularını çekip solarizasyon işlemi için tarlayı hazır duruma getireceğiz. Gördüğünüz gibi direğe neredeyse sıfır gidiyoruz. Önce direk araları ve bu sağda şu anda gördüğünüz kalan boş araya ise 2 adet hat daha sonradan çekeceğiz. Biz bu serayı şu anda 2018 sonbahar mevsimi için hazırlıyoruz. Sonbahar mevsiminde biz bu seraya kabak bitkisi ekeceğiz. Kabak bitkisinin akabinde 2019 ilkbahar sezonunda ise Allah nasip ederse biz buraya kavun ekmeyi düşünüyoruz. Damlamalarımızı da çektikten sonra, onu da bir sonraki videoda paylaşacağım inşallah. Damlamalarımızı da çektikten sonra tarlayı tamamen her tarafı naylonla kapatılacak şekilde yapıyoruz. Biz bu işleme ise solarizasyon işlemi diyoruz. Solarizasyon işleminde tarla ne kadar naylon altında kalırsa, yani 2 aya kadar, 3 aya kadar ne kadar uzun süre naylon altında kalırsa o kadar iyi. Ama bizim zamanımız biraz kısıtlı olduğu için biz bu süreyi bir ayda tutmayı düşünüyoruz. Şu anda havaların aşırı sıcak olması artı açık alandaki dışarıdaki etekleri de indireceğimiz için içerinin sıcaklığı neredeyse o zaman solarizasyonda toprak sıcaklığı hemen hemen 80-90 dereceleri buluyor. 80-90 dereceleri bulduğu zaman tarladaki fungal hastalıklar, nematod ve yabancı ot tohumları da ölmekte. Solarizasyon işlemi, yani bir şekilde şöyle de diyebiliriz, sterilizasyon işlemi de diyebiliriz. Arkadaşlar, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.